Mutfaklarda kış hazırlığı var bugünlerde. Domatesin fiyatı 1 liraya düşünce konservelik menemenler hazırlandı ama konserveler eğer doğru şekilde hazırlanmazsa öldürücü olabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda haberlerini iletmiştik. İşte bu nedenle ekibimiz şefle birlikte mutfağa girdi ve en sağlıklı konserve menemenin tarifini aldı. İşte şefinden konserve menemen tarifi. En pratik, en lezzetli, en çabuk lezzet. Aman dikkatliyelim. Kışa hazırlık için yapılan konserve menemen tam bir şifa deposu. Çok güzel, keşke daha fazla aktarabilsek. Ama doğru bir şekilde yapılırsa. Teknik bildikten sonra her şey çok basit. O zaman tekniği de sizden öğrenelim. Evet. Şöyle takdim edeyim. Domatesleri rendelemek biraz bilek gücü istiyor. Şefim, bu domatesi rendelemenin bir püf noktası var mı? Çok basit aslında. Hani çok öyle karmaşık bir şey değil. Yani A'dan Z'ye bu işe gönül veren, bu işi seven herkes yapabilir. İsterseniz bir nüans yapalım izleyicilerimize. Yapalım mı? Hadi niye? Bakalım, hodri meydan. Şefim, benimki olmuyor ama sürtüyorum ama. Kuvvet uygulamanız lazım. Bayağı da kuvvet uyguluyorum aslında ama. Şöyle çeviriyorum. Şöyle göstereyim. Başardım. Biberler orta kalınlıkta doğranıyor. Domatesleri rendeledik, biberleri de doğradık. Doğru. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada bunları pişirme yöntemimiz var. Pişirmeden koyamıyoruz değil mi? Pişirmeden olmuyor çünkü o zaman bir daha pişirmek zorunda kalırsınız. Yani size bu külfet olur. Yani pratik bir yemek aslında daha da zorlaşmış olacak. Tabii ki, elbette elbette. Şefin sırrı ise tereyağı. Alırlar tavayı, lap diye koyarlar. Bu yanlıştır. Üstüne hemen malzemeleri eklerler, yağı eklerler. Bu yanlıştır. Yağ koymadan önce tavayı biraz ısındırıyoruz. Elbette. Çünkü elinize böyle bakacaksınız. Sıcaklık var mı yok mu onu takip edeceksiniz. Şimdi sıvı yağ ısınıyor. Evet. Bir de tereyağı görüyorum burada. Tereyağı. O neden? Tereyağı buna lezzet verir. Tereyağının yanına hiçbir şey tutmaz. Organiktir. İlk olarak biber, sonra da domatesler atılıyor tavaya. Domatesler çıkıyor tavadan. Aman, bunu ev hanımları evde pek denemesinler değil mi? Tabii ki. Ev hanımlarının naçizane tavsiyem, kaşık yardımıyla... Böyle hafif kızarana kadar böyle bu şekilde yapmamız. Ve diğer püf noktalar. Tahta kaşık çok önemli. Çünkü tahta kaşık olmazsa bu tavayı çizeriz. Kavanozun cam olması şart. Kapak son zamanlarda pek bulunmuyor. Özellikle kara borsaya düştü. Fakat siz şöyle bir şey söylediniz. Dediniz ki kapak tek seferlik kullanılacak. Mutlaka. Çünkü bu kapakta da farklı bir materyal var. Çok fazla bunu sürekli kullanmayalım. Ve menemen doldurulan kavanozlar ters çevriliyor. Şimdi konserve menemeni yaptık, yaklaşık 1 saat sürdü. Soğuduktan sonra serin bir noktaya koyacağız ve 6 ay içerisinde güvenle ve sağlıkla tüketebileceğiz. Afiyet olsun.